Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 12 Kasım'da seçime girecek. Seçime sayılı günler kala ETSO Başkanı Saim Özakal'ın başkan adaylığını açıkladı. ETSO Meclis Başkanı Saim Özakal'ın düzenlediği bir kahvaltı programında meclis üyesi, meclis üyesi adayı, meslek komite temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Saim Özakal'ın Erzurum Ticaret Sanayi Odası seçimlerinde başkan adaylığını açıkladı. Sorun ve çözüm önerilerinin bilinci içerisindeyiz diye konuştu. 12 Kasım'da yapılacak olan ETSO seçimlerinde şu anda burada bulunan yol arkadaşlarımla birlikte aday olduğumu siz değerli basın mensupları aracılığıyla Erzurum kamuoyuna, Erzurum iş dünyasına beyan eder ve açıklıyorum. Tabii bunu söylerken çok onurlu, çok gurur verici, çok kutsal bir göreve talip olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Eğer değerli Erzurumlu iş dünyası da layık görürse bu görevi üstlenmekten onur ve gurur duyacağımız da bir gerçektir. Saim Özakal'ın yaptığı konuşmada hedeflerini sıraladı. Vakfımızın üzerine kayıtlı Ilıca yolundaki 140 dönüm bir arazimiz mevcut. Burada önceliğimiz olarak şu anda mevcut durum göz önüne alındığında ara eleman ve teknik eleman sıkıntısı bütün bölgelerde olduğu gibi şehrimizde de işletmecilerin yegane sıkıntısı. Nasip olur burayı da eğitimci hocalarımız var meclis üyelerimiz de olarak. Biz burada bir teknik lise, meslek lisesi, arazi büyük. Kalan kısmında da günün şartları neyi gerektirirse daha rentabl, fizibil işlerde kullanmayı düşünüyoruz. İkinci organize sanayinin bu mevcut zemin probleminin yaşadığı yer 2 milyon 166 bin metrekare. Burası artık bir kupon arazi. Bu arazi üzerinde yakın zamanda da Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşerek burada ortaklık kültüründe ön plana çıkarmak kaydıyla 80 ve 100 milyon dolar arası bir yatırımı gerektiren burada bir güneş enerjisi tarlası diyeyim çünkü arazi çok büyük. Bu bizim burada yapmış olduğumuz bu enerji son dönemlerde alınan hükümetin almış olduğu kararlarla mahsuplaşma gibi bir durum söz konusu olduğundan hem kendi enerjilerini ucuza ayrıca kalan enerjileri de satarak buradan iyi bir gelir elde edeceğimizi düşünüyoruz. Özakal'ın ayrıca Erzurum'un artık teşvik sisteminde hak ettiği yerde olması gerektiğini belirtti. Yaptığımız yeni girişimler neticesinde uygulamaların ilave bir yıl daha uzatıldığı bilgisini almamıza rağmen inanın bu durum bizi yeterince tatmin etmemektedir. Böyle her sene yıl sonu işte bir yıl daha uzatılır mı uzatılmaz mı diye endişeleri yaşamak istemiyoruz. Bu konuyla ilgili siyasetçilerimiz özellikle Sayın Recep Aktağ'a sizler huzurunuzda teşekkür ediyorum. Nasip olur göreve gelirsek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bu meseleyi götürüp artık bizim bu her sene bu sıkıntıyı yaşamak istemediğimizi kendilerine de yani hakkımız olan bir şey böyle çok fazla bize bir iltimasyon tanıdıkları manası taşımıyor. Ya bu şehre yatırım, istihdam ve göçü önlemek istiyorsak kesinlikle sanayi yatırımlarının ulusal bazda özellikle sanayi yatırımlarının bu bölgede yapılması şarttır.